Herkese merhaba, ben Anıl. Hep TV kanalına ve Kar Mekaniğin demo bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kar Mekanik 2021. O trailer'da da gördüğümüz gibi, yanlış anlamadıysam, balans ayarları falan filan gelişmiş böyle, daha detaylı sanki. Çünkü önceden makineye koyduk, tıp kendisi yapıyordu. Araç yıkama gelmiş, o dikkatimi çekti. Yani daha kolay garaj ulaşımı falan tarzı bir şey diyordu. Bilmiyorum, otoparklara ulaşmak normalde kolaydı. Otobüs falan da gördüm de büyük ihtimalle o göstermelik hani. Burada öğreticiler var ama oyun tarzında değil, böyle tıkladığımızda mesela anlatıyor sana. Ki hatırlarım galiba bunları. Yani şey olmaz. İlk defa oynayanlar için güzel bir şey bu öğreticiler. Çünkü mesela ben 18'deydi galiba. Tabii 18'de bu süspansiyon için şey gelmiş, böyle bir cihaz gelmiş mesela. Ben bunu çözememiştim ilk başta. Geç 18'de öğretici var mıydı yok muydu hiç hatırlamıyorum bile de. Neyse. Bu arada şey gelmiş galiba. Önceden sadece motor yağı koyuyorduk. Şimdi sıvılar diyor ve cam suyu falan filan da bir şeyler koyuyoruz galiba. Tam emin değilim ama. Sadece motor yağı değil, ona da eklemeler yapılmış sanırsam. Evet. Ben daha hiç bakmadım. Şu an sizle beraber bakıyor olacağım. Eğer bu ilk oyununuz ise temel öğretici oynamayı tavsiye ederiz. Gerek yok, temel öğreticiyi boş ver. Kendimiz çözeriz. Bakalım demo bize ne kadar da oynatacak. Büyük ihtimalle 2 veya 3 araba falan yaptırır. Veya 2 araba yaptırır. Bir miktar paramız olur. Onunla da bizim bir araba alıp yapmamızı ister. O tarz bir şey olabilir. Bilmiyorum, ben de daha dün fark ettim. Bu demosu ne zaman yayınlandı tam emin değilim ama. Beni görünce bir heyecanlandım yani. Kar Mekanik öncesinde olsun. Çok severek oynadığım bir oyundu. Bu 2021 çıktığında büyük ihtimalle bir seri olarak kanalımıza gelir. Hep aynı şeyleri yapıyoruz tabii. Çok uzun bir seri olmaz. Çünkü hani nasıl söyleyeyim. Durmadan işte yok şunu çıkart, bunu tak falan filan muhabbeti olduğundan çok uzun olmaz ama ben oynamaktan çok zevk alıyorum. İzlemesi nasıl olur? Çok bilemem açıkçası. Evet, bir yükle neydi? İyiydi. Evet. Hoş geldin demo. İki yeni... demonun içerikleri bak çok güzel vermiş. İki yeni arabayı tanıtan iki görev diyor. Salem, Sakura, Supa. Alalım. İki araba. Ek olarak kendi Valsen 2040'ın ile ellerini kirletebilirsin. Aynen, bir de kendi arabamız var. Büyük ihtimalle şu arkadaki sağ, arka tekerleri olmayan araba, sağdaki araba. Yeni açık planıyla tamamen iyileştirilmiş garaj. Mevcut aletler, tamir tezgahı, road balance, tekerlek değiştirici, yay çekme aleti, amortisörleri falan sökmek için. Devam edelim. Evet. Bu galiba bizim arabamız. Oha. Benzin istasyonu. Garaj çok hoşuma gitti bu sefer. Hani size ne kadar yansıyor tam emin değilim ama. Biraz böyle
dalgalanma var gibi. Neyse, garajımıza girdik. Bayağı büyük ya garaj. Önceden bize tek lift veriyordu mesela. Ya bu araba kaldırma şeyinden bir tane veriyordu. Ve küçücük bir garajımız vardı. Biz ilerledikçe, seviye atladıkça ona nereden bakılıyordu? Şu alet çantasından aynen. Ha, demoda göstermiyormuş. Skill verdikçe garaj genişliyordu mesela. Bu ikinciyi koyuyorduk. Üçüncüyü koyuyorduk. Pardon. Ama bunda direkt ikili veriyor. Bu hoşuma gitti. Burada ne var? Buralar galiba parçaları tamir ettiğimiz yer. Aynen, tamir tezgahı parçalar için. Herhangi bir parça yok şu an üstünde. Evet. Bu da tamir. Ha, bu kaporta için tamir tezgahı. Vaa, bu da yeni gelmiş ve hoşuma gitti bu kaporta. Bu da kaporta için. Çok iyi ya. Artık sadece motor tamiriyle değil, kaporta tamiriyle de uğraşacağız. Önceden sadece motor parçalarını tamir ediyorduk. Onun da hepsini tamir edemiyorduk. Biraz kısıtlı gibi geliyordu bana açıkçası. Tekerlek dengeleyici. Lastik çıkartıp takıyor bu da. Değiştirici. Neyse. Bu yağı dökmek için, bu bilgisayar siparişlerimizi vermek için. Şeylere bir bakalım. Parçalara bakalım. Neler gelmiş yine. Ana dükkan diyor. Bu tamamını göz. Motorda. Yeni bir parça gözüme çarparsa diyeceğim. Bunlar klasik parçalar hani. Siparişe gelen araçlara kullanacağımız parçalar bunlar. Bunlar süspansiyon için. Ön arka takımlar için. Frenler için. Egzozlar. Bu da vites kutusuyla alakalı. Güzel. Güzel. 15.000 para vermiş zaten bize. Nereden geri geleceğim? Ha, geri. Backspace'miş. Okey. Ha, şu anlık bize bu. Salem GV500 dediği zaten fokus çakması bir şey. Ya bu oyun aslında, yani araç lisanslarını da alsa çok güzel olur. Bu zaten Supa'dan, ben biraz tahmin etmiştim. Supra. Aynen öyle. Bu da Supra çakması. Güzel, bu iki arabayı tamir edeceğiz. Bu da bizim kendi arabamız. Bu garajın dışındaki arka tekerleri olmayan. Bu da böyle bir Volvo havası var. Bunda böyle bir Volvo havası var. Neyse, geri gelelim. Lastik, iki çeşit lastiğimiz var. Oho, çok çeşitlilik gelecek. Araç içi parçalar. Direksiyon, ön arka koltuklar güzel. Ha, plaka yani böyle ufak detay sevenler için mesela plakalar. Evet, Türkiye plakası da var. Turkey yazıyor. Çeşit çeşit zaten plakada yana şey yok. Bunlar ne böyle? Ha, Japon, çok Çince bir yerlerin. Şangay diyor mesela. Güzel. Geri gelelim. Özel vites kutusu dükkanı. İşte burada performanslı vites kutusu parçaları olacak. Topluluk arabaları. Bunda bir fikrim yok. Ek parça dükkanı. Bu da büyük ihtimalle küçük fotoğrafta ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama üst bagaj var böyle. Gövde üstü bagajı var. Bu tarz şeyler olacak. Elektronik aksam. Ha, bu ABS kutusu falan filan. Kontak bobini, bujiler falan burada artık. Tamam. Jant dükkanında 3 çeşit jant olacak ama büyük ihtimalle buraya jantları yığacaklar ve DLC olarak da yine jant verirler. Çünkü 2018'de DLC olarak vermişlerdi bir sürü jant. Gövde modifiye dükkanı, modifiyeli gövde parçaları, modifiye dükkanında da motor parçaları, işte atıyorum egzozlar falan filan böyle. Ama hep performans veriyor. Mesela egzoz takıyorum 1 beygir veriyor. Atıyorum piston değiştiriyorsun böyle 3 beygir falan veriyor böyle. Güzel. Bu beni, evet, biraz heyecanlandırdı. Neyse. Oy. Telefona geçelim. İlk siparişimizi alalım. Ne? Çakma fokus. Bizde ne yapmamızı istiyor? Selam, görünüşe göre patron hapiste mi çıktı? Bu için deneme sürecinde olduğunu duydum. Harika. Yapılacak birkaç basit işlem varmış. Neymiş? Fren, buji, bobin, rulman kontrolü. Bu kadar. Tamam. Siparişimizi kabul edelim. 4 silindirliymiş. 4x4'müş galiba araç. Orada bir parantez içinde onu gördüm. O geldi. Aynen ya, fokus. Ha, bu uşağımız bizim. Fokus. Bunu nasıl şimdi garaja alacağım?
Ah keşke şeye bakaymışız. Hatırlayamadım. Kullanmak için açtı. Belki içeri mi oturmamız gerek acaba? Dur bakalım. İçerik menüsü aç. Ha sağ klik. Arabayı sür. Arabayı çalıştır. Arabadan ayrıl. Çalıştıralım bakalım. Oha. Tamam. Çalışmadı. Arabadan ayrılalım. Neyse, bu bize hatırlatmış oldu. Sağ klik'e basıyorum. Envanter, araba durumu. İş mekan, montaj, inceleme, arabayı oynat. Nereye oynat? Garaj girişinde zaten şu an. Yok ya da dükkan girişi mi sayılıyor? Neyse ben direkt lifte alacağım arabayı. Direkt liftin üstüne aldık. Aynen öyle. Görevlere nereden bakıyorduk acaba? Dur, hatırlayacağım bir saniye. Ha buradan aynen yine sağ klikten. Tablet değil, harita değil. Ha, iş siparişleri yok mu? Bu değil miymiş? Envanter. Dur, arabanın üstünde sağ tıklayıp araba durumu. Bakalım hem çözmüş oluruz çünkü bura değişmiş araba durumu yeri. Araba versiyonu standart 62.000'deymiş. Bakın lastik ebatları da yazıyor burada mesela. Jant türü de yazıyor. Ve renk seçenekleri. Kaporta %85 sağlamlıkta. Parçalar %72. Çerçeve 85. İç mekanı da 85. Güzel. Burada motor durumu 279 beygir girmiş. 380 Nm torku varmış. Ha, işte bu. Şimdi bizden istedi. 4 buji değişecek. 4 fren baltası da değişecek. 2 havalı fren diski dediği önde olanlar normalde. Yani 18'de öyleydi. Fren diski arkada oluyordu. Havalı fren diski önde oluyordu. Bunda öyle bir ayrım var mı? Tam emin değilim. Tamam. 2 4 kontak bobini de değişecek. Motor kayışı A, Poyraz'a rot başı. Tamam, üstte hemen şu kontak bobinlerini sökerek bir başlayalım. Oha, %5, %15 yani kontak bobinleri çalışmaması gayet normal. Evet, şöyle biraz yaklaşalım. Hemen şuradan da şu aradan bujilerimizi alalım. Zaten sol altta dikkat ederseniz şimdi bujilerin kötü olduğunu bildiğimizden dolayı yazıyor. %2 durumu. Mesela manifoldun durumu yazmıyor. İşte oyun çıktığında böyle bizim birkaç tane tesisatımız olacak. Bu işte atıyor motor durumunu bilgisayara bağlıyormuş gibi düşünün. Bağlıyoruz mesela bilgisayara. Motor durumunu bize söylüyor. Aa burada ECU sistemi var. Bu yeni gelmiş. Bu fren servosu. Bu neymiş? Soğutma suyu. Bakın bu yeni gelmiş. Cam suyu haznesi. Yeni gelmiş ve cam suyu bayağı az. Soğutma sıvısı fazla. Antifriz işte. Cam suyu az kalmış ama arabanın. Neyse. Buji ve şeyler tamam. Kontak bobinleri. Bir de motor kayışı A'ya bakmamızı istiyor. Motor kayışı A. Ama bir şey değil mi? Benim bu aküyü buradan sökmem gerek. Evet. Sanırsam motor kayışı A şunun içindedir. Şu motor kayışı B'yi çıkartalım. Evet, vida çık. Oha, bas çek mi yapmam gerekiyor? Yalama mı yapmış lan bu? Aa, evet yalama yapmış. Şu an gevşet dedik. Ya da sıkışmış işte oraya, her neyse. Abi çok hoşuma gitti ya. Evet, motor kayışı A burada. Şu gergi bilyasını çıkartıp motor kayışımızı çıkartalım. Şimdi üst tarafta işimiz bitti. Frenlere geçmeden önce ben bu üst kapağı tamamen halletmek istiyorum. Şeye girelim. Hemen şu üstte ben yazayım. Ha ama bujiler burada değildi. Elektrik
mağazasındaydı. Aynen. 4 tane bujiye ihtiyacımız var. Burada miktar giriyoruz. Tanesi 5'miş zaten. Ver. Kontak bobini de 4 tane. Oha, kontak bobini pahalıymış. 60'mış. Tamam. Kayış. Motor. Motor kayışı. Bu değil ama bizim kayışımız. Bu bizim kayışımız. Aynen. Bir tane de bundan. Hatta parça tamirine bir bakalım mı? Oo, kastı. Mesela şuradan şu an kullanabileceğim. Valve kapağı mesela 183'te tamir edebiliyoruz. Trigger zinciri muhafazı tamir edebiliyoruz ama gerek yok, şimdi müşterinin parçası bu. Yakarız, makarız. Bir de gidip o parçadan almak gerekir. Gerek yok. Biz işimizi yapalım. Şöyle montaj. Aynen. Yani oyunu mesela şey diye, ya ben hiç anlamıyorum abi. Arabadan marabadan. Bu nasıl olacak? Demene gerek yok. Oyun seni o kadar güzel yönlendiriyor ki. Mesela parça sökeceğin zaman bir şeye ihtiyacın yok. Parça unutma gibi ihtimalin de çok düşük. Çünkü mesela bir parçayı takmadan atıyorum. Bir parçayı takmana izin vermiyor senin. Bir saniye. Önce bir şu trigger zincirini takalım. Hani çok nadirdir böyle parçayı unuttuğun için arabanın çalışmaması. Çünkü hep böyle silüet olarak gösterdiğinden dolayı, bakın mesela ben bu kayışı normalde unutarım, unutabilirim. Ama hemen gösterdiği için şey yok. Oyun çok tatlı, keyifli, benim çok hoşuma giden bir oyun. Hemen abi şu kapağı takmadan bujilerimizi de takalım. Bu bujiler çöp zaten, hani bizde kalanlar. Satılıyor böyle 1 dolara falan filan gider. Gerçi yenisini 5'e aldık hani. Tamam, üst kapağımızı da takalım. Hemen şuradan. Şimdi bunda motor, frenler falan filan. Diğeri acaba ne yaptıracak? Onda da egzoz falan belki yaptırabilir. Araba, daha çok arabanın altında iş olabilir. Hava filtresi değişimi mesela olabilir. Her zaman oyuna ilk girdiğinde gelen standart şeyler. Tamam, kaputta işimiz bitti. Kapat abi kaputu. Bir yukarı çıkartalım. Hatta rahat çalışmak adına en üste çıkartacağım. Çünkü çömelmek zorunda kalmayalım. Bu da sanki biraz fazla yukarı oldu da. Neyse, sıkıntı değil. Havalı fren zaten arkadan size ne kadar belli oluyor? Bayağı belli oluyor. Kahverengi böyle çürümüş artık. Fren diski belli oluyor. Fren kaliperini çıkart. Oo, balata da bitmiş. %12 balata. Bura okey. Dur ya. Bir de başka ne vardı? Araba durumu, parça. Tamam. Tamam. Balataların 4'ü değişecek. Okey. Ha, rot başı Poyra yatar. Tamam. Hemen kaliperimizi de çıkartalım. Rot başlarımız da hemen burada oluyor. Poyra yatağı da şurada oluyordu diye hatırlıyorum. Evet, burada Poyra yatakları da. Tamam, hemen öbür tarafını da Poyra yatağını şey yapalım, alalım rot başıyla. Çünkü rot başı önde oluyor, arkada olmuyor rot başları. Ha bakın, yine burası sıkışmış. Hemen artık ne sıkıyor? VD40 falan mı sıkıyoruz? Ne yapıyoruz? Bilmiyorum da hemen gevşetiyoruz. Ver bakalım sen de. Tamam. Hemen arkalara geçelim. Buralarında sadece balatalar değişecek. Baksana arka frenler iyi.
Balatalar ama gitmiş. Allah sen bununla abi bir yani 15 kilometren yokmuş. Buraya bile zor getirmiştir bu. Ne %10, %12 falan yani. %8. Hiç tutmaz ki bunlar. Neyse. Abi bir saniye aklıma gelmişken bakın evet arkada fren diski diyor. Önler havalı fren diski. Hemen tabletimizi açalım. Frenden 4 tane balata istiyoruz. Tamam. 2 tane havalı fren diski istiyoruz. Tamam. Buradan da Poyraz'a istiyoruz. Nerede? Burada. Kaç tane? 2 tane istiyoruz. Tamam. Hemen tekrardan montaj geliyoruz ve takmaya başlayalım. Evet, bakın fren kaliperi bir de kaliperi pistonu. Bunlar da yine böyle birleştirilip takılan ürünlerden. Bu 18'de geldi ilk. 18'in öncesi 15'ti galiba. 15'te böyle bir şey yoktu. Bunlar hep 18'de geldi. Ama grafiklerde de yenilenme var. Hani daha böyle nasıl söyleyeyim? Gerçekçi olmuş grafikler. Benim bayağı hoşuma gitti grafikler. Ama bir tık grafik ayarlarını düşürsem benim için daha iyi olabilir. Size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama arada böyle bir dalgalanma oluyor böyle. Hemen montajdan Poyraz yatağını takarak başlayalım. Ben yukarıda bir şey mi takmayı unutmuşum ya şurada. Ha bu cam suyu haznesinin şey bidonunu gösteriyormuş. Okey. Bakın mesela bunun da %70'e düşmüş. Fren kaliperi pistonları. Ha rot başları kal. Aa rot başı almadım. Dur. Hemen iki tane rot başı alacağız. Ben diyorum hani normalde tekerin çıkması lazım. Ama rot başını takmadan tekeri takamıyoruz. Demek istediğim şey bu işte. Bunun için zaten hani şu parçayı takmayı unuttun. Biraz şey olmayacak bir şey hani kolay kolay. Tamam, son tekerimize geldik. Unutmadan rotu takayım ben direkt. Ya hatırladım en azından. Hatırlama sürecim belki biraz daha uzun olur diye düşünüyordum ama. Allah. Ta öbür tarafa gitti. Şu şeye Poyraz'a tıklayamadım. Tamam önden çekiş şaftımızı takalım. Araba 4x4. Bu önden çekiş şaftı, şu ortadaki aktarma şaftı da arka tekerlerin dönmesini sağlayan mekanizma diyeyim. 4 silindir. Tamam usta. Bitti galiba değil mi? Evet, tik 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 tik. Ek görev mi? Ana, ek görevler varmış. Bu şey galiba hani isteğe bağlı. Ne? Fren yağı değiştir. Tamam. Hidrolik direksiyon yağını değiştir. Ön cam suyunu doldur. Tamam, hiç sıkıntı. Arabayı kaldırmışken hemen şey neredeydi? Heh. Yağı ekipmanı oynat. Lift birin altına. Şimdi biz buradan yağı boşaltacağız. Biz bunu yere dökersek para cezası yiyorduk hani şeyde. Paramız azalıyordu. Nerede? Ha bunun böyle ha ufak bir deliği olacak. Allah Allah. Oğlum bunun tamamını çıkartmıyorduk ya. Benim sadece şunu açmam gerek. Ha dur lan dur. Buradan yapıyorduk. Ekipmanı kullan diyorduk. Ya kendi akıyordu ya. Kafa gitti. Kafa. Ben de yukarıdan şey açıyoruz da oradan otomatik akacak diye düşündüm. Tamam yağı döktük. Yerine geri gidebilirsin sen. Arabamızı indirelim aşağı. Hemen şuradan yağımızı koyalım.
Aa. Bakalım burada da taşıyor mu yoksa otomatik duruyor mu? Dolmak üzere. Taştı. Alttan taştı. Gördünüz mü bilmiyorum. Bir daha taşırayım bakın. Alttan taşıyor. Bunun bir zararı yok ama bize. Şuradan cam suyu koyalım. Vallahi en kaliteli markaları kullanıyoruz abi. Hiç sıkıntın olmasın. Tamam. Bu da okey. Bir de neyi değiştir diyordu bize ya? Hidrolik. Dur değiştir mi diyordu, üstüne ekleme mi yap diyordu ya. O nereden boşaltılıyor şu an bilmiyorum açıkçası. Onu beraber ek görevler. Ha. Lan fren yağını değiştir diyormuş. Biz arabanın yağını değiştirdik ya. Boşalt ve yenisini doldur. Şimdi Hacı abi seni nereden boşaltıyoruz ki? Dur. Direkt bir üstünden doldurmayı deneyeceğim mesela fren yağınında. Bu fren yağı doldurma falan filan da yeni gelmiş. Çünkü önceden servoyu değiştiriyorduk. Direkt bu mekanizmayı değiştiriyorduk. Dur bakalım üstüne ekleyince olacak mı? E hadi dol, sen de çok yavaş doluyorsun ya. Aha taştı lan. Bence olmadı. Bakalım. Ha. Yok bunları bir yerden boşaltacağız. Ama nereden? Ekipmanı bir sökelim. Kabı çıkarmadan önce sıfıyı boşaltmadın. Aynen 50 mal oldu. Tamam. Şimdi geri takalım. Tamam, şimdi içi boş. Tamam, şimdi içi boş. Dol bakalım. Motür diye bir fren yağı kullanıyormuşuz. M-Motür. Tamam. Oldu değil mi bu sefer? De şimdi seni ben nereden nasıl boşaltacağım abi? Bunu da direkt çıkart ya. Sonra çözeriz. Tamam 50 de buradan girdi. Sonra çözeriz onu. Koy bakalım. Tekrar taktık parçayı. Şimdi hidroliğimizi de koyuyoruz. Bu neymiş? Power bilmem ne bir şey. Kübeu. Aa yanında bakın şeyi var. Aa otomatik koyuyor. Az daha koy. Tamam doldu. Bu da okey. Kaputu indir aşağı. Tamam değil mi? Ek görevler de şu an tamam. Oo çiçek. Araba tertemiz oldu. Bu CRS neymiş? Ha sipariş özeti. Tamam her şeyi hallettik. Şimdi hikaye siparişi olduğundan galiba 725 falan veriyor. Ek görevlerden. 65 mi veriyor? Oğlum ben zaten 100 para şeyden kaybettim. 100 lira. Ekipmanı içindeki sıvıyı dökmeden çıkarttığımdan kaybettim. Boşa zarara girdik. Neyse. Evet ilk aracımızı tamir ettik. Oğlum zaten bende 15 bin vardı. 840 kazandım. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Ne diyelim. Şimdi bitirmeden önce şöyle bir etrafı dolaşmak istiyorum. Lifti kullanabiliyor muyum? Yok. Abi bayağı geniş lan alanımız. Evet, araba yıkama istasyonu bura. Buradan iç mekan temizliği yapılıyor. Buralar göstermelik. Buradan da arabanın dışı. Demoda kullanılmıyormuş ama bu meretler maalesef. Tamam, sıkıntı değil. Allah. Buradan bir yere gidişimiz yok. Orası garajımız. Burası neyimiz? Giriş diyelim bakalım. He, burası test yeri. Performans testi. Buradan işte arabanın kaç beygir, ne kadar tork olduğunu falan filan öğreniyoruz. Bak bunların işte ayrı ayrı yerlerde olması çok güzel bir şey. 2018'de hepsi bir mekanın içindeydi mesela. Çok hoş değil. Büyük ihtimalle şu kamyonu kullanıp araba kurtarmaya falan gideceğiz. Hikaye görevi olarak. Süsmüş.
Ama öyle bir şey olsa çok tatlı olmaz mı? Bence çok tatlı olur. Neyse ben kendi hurdamı da alayım. Lifte koyayım orada. Arabaya oynat. Araba asansörü ikiye koyayım. Bire yine tamir edilecek arabayı koyarız. Bu bizim emektar. Bir de sol tarafına gidelim. Bakalım ne varmış orada. Benzin istasyonunun olduğunu biliyoruz. Burası ne? Tekrar içeri girdik ya. Markete girebiliyor muyum? Giremiyorum. Buradan bir şey içeyim bari. Yok. Bu taraf ne? Dışarıdan da aracın içeriğini çok rahat görebiliyoruz. Aha burada bir yer var. Gir bakalım buraya. Bura ne? Ha burada muayene istasyonu. Mesela adam geliyor diyor ki ya benim arabamda diyor frene basınca takır takır sesler geliyor diyor. Atıyorum. Bilmiyoruz mesela sebebini. Arabayı buraya getiriyoruz abi. Burada testlere sokuyoruz. Hangi parçanın hasarlı olduğunu öğreniyoruz burada. Bu garajın içinden de geçiş varmış galiba buraya. Ha burası boya istasyonu. Burada arabaları boyuyoruz. Dışarıya açılıyor zaten. Hemen yanı da garajdır diyecektim de değilmiş. Ha bunlar yan yana. Araba yıkama, test. Çok iyi ya. Konteynerin içinde ne var? Kurtarma konteyneri mi? Allah Allah. Bu oyun bir şey değil mi? Bence çok güzel olmuş. Neyse, bu bölümü de burada sonlandıralım. Gözümü alamıyorum. Aa dur. Merdiven var mı? Böyle. Ahandan. Şundan bahsediyorum. Aynen. Garaj görün. Demoda kullanılmıyor. Bu merdivenle de garaj görünümün işte yerdeki fayansları, duvar rengini, bu lift renklerini, işte fayansın desenini falan filan böyle değiştiriyoruz. Demek ki demoda yok. Doğal olarak. Normal. Bu bölümü de burada sonlandıralım. Diğer bölüm ikinci arabamızı yaparız. Ona devam ederiz. Veya kendi arabamızı tamir ederiz. Ona devam ederiz. Bakarız artık duruma göre. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere.